AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Atıl Yüzelgün, Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Ulçınarlarla bir araya geldi. Milletvekili Ceylan, beraberinde Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Yahya Çoban, AK Partili Başkan Yardımcısı Eyüp Arslan ile birlikte Atıl Yüzelgün, Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Ulçınarlarla sohbet etme imkanı bulan Milletvekili Ceylan, sorun ve taleplerini de dinledi. Milletvekili Ceylan ile görüşme imkanı bulan, huzurevinde kalan Kadir Atıcı, verilen hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Atıcı, "Buradaki hizmetten çok memnunuz ama asıl olan çocuklarımız için ne yaptığımızdır. Çocuklarımız için daha çok çalışmalısınız," dedi. Milletvekili Ceylan ise hükümetin güçlü olduğunu, gelecek nesiller için daha güzel yatırımlara imza atacaklarını ifade etti. Ama elhamdülillah hükümetimiz güçlü, hiç olmazsa böyle sıcak bir ortamda sizleri misafir ediyoruz. Ayrıca ziyarette Milletvekili Ahmet Sami Ceylan duygulu anlar yaşadı. Yıllardır kardeşini Nurettin'i görmediğini ve hasretle beklediğini dile getiren 80 yaşındaki Sebahat Balaban, Ceylan'ı duygulandırdı. Yaşlı kadın ile yakından ilgilenen Ceylan, gözyaşlarına da hakim olamadı. Ceylan, Sebahat Balaban'ın kardeşinin bulunması için de il müdürü Çoban'a talimat verdi. Ben getireceğim onu sana, tamam? Getireceğim. Daha sonra Milletvekili Ceylan bir basın toplantısı düzenleyerek toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik hizmetlerden bahsetti. Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün bünyesinde Gülhar Bey Mahallesi'nde geçen sene inşaatı başlayan 12,5 milyon, yani eski parayla 12,5 trilyonla mal olacak ve seneye açacağımız 100 yataklı ve 5 yıldızlı konforlu şekilde yaşlarında yine hizmet vereceğiz. Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Ceylan, diş hastanesi, eski hastanenin akıbeti, Mehmet Karadağ'ın adaylığı ve liseye geçiş sistemini değerlendirdi. Aynı yerine olsun, orada bir şey var. Aynı yerine ya mevcut binayı yıkalım, yerine yapalım ya da eğer mevcut binanın alanı yetmiyorsa bu yavru turna sağlık ocağı dediğimiz bölgeyi zaten atıl duruyor. Atıl derken 5 tane falan veya 7 tane aile hekimimiz duruyor, onlara da yer vereceğiz tabii. Binayet ki buraya yapalım dedik, bu tarafı da mevcut hastanenin olduğu yerde yeniden ağaçlandıralım. Bakın altını çiziyorum, mevcut hastanenin olduğu yerde yeniden ağaçlandıralım dedik. Proje bitmek üzere ve ihaleye çıkacağız. Bakın altını da çiziyorum, ödeneğe de hazır şu anda diş hastanesi. Parada sorunumuz yok. Miktarını söylemiyorum. Ödeneğe neyse hazır. İhalede ne çıkacaksa o para duruyor. Hemen yaptıracağız da bir yıl, bir buçuk içinde faaliyete geçeceğiz. Eğer orada vatandaşımız aşırı tepki gösterir de, bakın ilk kez söylüyorum, kapalı da söyledim. Aşırı tepki gösterirse vatandaşımız ağaçla ilgili başka yerde değerlendiririz varsa. Her şey hazır. Bitmiş hastaneyi ben Çorum'a göndermem. Göndermem de doğru mu? Başka yerde değerlendireceğiz. Hiç sorun değil. Benim derdim Çorum'a bir diş hekimliği fakültesiyle beraber çalışacak. Birkaç yıl sonra içinde aynı şekilde ortodontisi, gene cerrahisi, dişle ilgili profesörü, doçenti olacak. Ve benim yavrular, çocuklarımız Samsun'a, Ankara'ya sevk olmayacak. Bizim amacımız ne diyorduk? Hep sevgi sıfır edilen. Ben böyle bir yatırım getiriyoruz. Bunu da yerini de il başkanı Mehmet Karadağ ile beraber tespit ettik. Bakan Bey'e olduğu yere sağ olun burada, tamam dedim. Ama orada bana karşı bak aşırı bir tepki olursa ben vatandaşımızı kırmam. Madem orada yapılmasını istemiyorlarsa yani bekliyorum daha. Son sözümüzü söylemedik. Bekliyorum ve iki tane daha mevcut yerimiz var ve daha da geniş.